Merhaba arkadaşlar. Bu yaptığım cihaz hem eğitim amaçlı ve hem çok yönlü bir cihazdır. Nedir bu? Rüzgar türbinleri ve su türbinleri için akü şarj kontrol cihazıdır. Akü şarj kontrol cihazı nedir? Güneş panellerinde nasıl şarj kontrol cihazı varsa rüzgar türbinleri için de vardır. Bu ayrı bir sistemdir. Örneğin televizyonunuz var ama anteniniz yoksa televizyonu seyredemezsiniz gibi. Yani bu da bu olmazsa olmaz cihazlardan biridir. Su türbününde kullanılmak istenirse şu şöntümüz, yani kısa devre şöntümüz çıkarılacak. Buradan 3 pas kablomuz bağlanacaktır. Şöyle 3 kablo. Bu resistans dump yapacaktır. Yumuşak soft start dediğimiz yumuşak duruş ve özellikle bu su türbinleri için kesin kullanılması gerekir. Rüzgar türbinlerinde ise her ikisi de kullanılabilir ama bunu şöntle daha iyi fren yapıyor. Onu da özellikle belirteyim. Cihazın özelliği ise 12 voltta, 24 voltta, 48 voltta ve bütün parametrelerde çalışmaktadır. Nasıl çalışacak? Tabii bunu ben sizlere şimdi videoda göstereceğim. Şu gördüğünüz ekran türbin, yani su türbininden veya rüzgar türbininden gelen enerjiyi gösterir. Burası da aküyü gösterir. Bu da yapacağınız işlem, yani program yapılacak. Şimdi onu size göstereceğim. Bu da dijital ampermetredir. Voltu, amperi ve wattı da gösterir. İlk önce tabi burada da yazdım. Notlarımda da yazılı. Kullanma kılavuzunu da gönderirim. Şimdi ilk önce bu frende olacak. Zaten burada da yazılı, fren bölümüne alınız. İki aküyü artı ve eksi doğru bağlayınız. Zaten burada da özellikle yazdım. Şimdi artı eksiyi ben bağladım. 24 volta göre program yaptım. Şimdi mesela bunu 24 değil de 12 volt yapsaydım nasıl olurdu? Bunu 12'ye alacaktım. Şöyle. Bunu 12 aldıktan sonra da voltajımı da 12 volt aküye bağlayacaktım. Şöyle. Bakın. Tabii benim akü ölü olduğu için 7.6 volt gösteriyor. Şimdi ben size 24 voltluk sistemi yapayım. Bunu da 24 alayım. Şimdi bunun parametrelerini ayarlamak için ben bunu böyle bir mıknatıslı sistem yaptım. Şöyle. İşiniz bittikten sonra bunu bu şekilde emniyet almak için koyuyorsunuz. Şimdi örneğin şu anda 24 voltta. Şuralarda bakın yazdım. Üst değer, alt değer. Yani şuna bastığımda uzun basıyorum 2-3 saniye. Bakın üst değeri ayarlıyorum. Mesela ben bunu şimdi 48'e ayarlayacağım. Pardon olmadı. Şimdi tekrar uzun basacağım. Bu sinyal vermeye başladığı zaman tekrar şöyle tek tek de basabilirim. Devamlı da basabilirim. Bakın voltajımız yükseliyor. Bunu mesela 48 voltluk sistemde 57 voltta enerjiyi kes diyeceğim. Tek tek basarsam yavaş yavaş, uzun basarsam hızlı gidiyor. Yani 48 volt için size izah edeyim. 57,5 voltta fren yap diyorum ve bırakıyorum. Bakın bu hafızayı aldı. Şimdi alt değeri. Alt değer ne zaman bıraksın freni? Uzun basıyorum. Zıplamaya başladı. Tek tek basıyorum. Bakın. Azaltmak istersem buradan azaltıyorum. Bakın. Çoğaltmak istersem buradan çoğaltıyorum. Kaç voltta? 55 volta inince freni bırak diyeceğim. Bunu 55'e ayarlayacağım. Ara sıra böyle şey yapıyorum ki hızlı geçmesin diye. Evet, 55 bir geri aldım. 55. Şimdi durduğu zaman hafızaya almış oluyor. Şimdi kontrol edelim. Tepe değeri, yani üst değer kaçtı? 57,5 ayarlamışım. Şimdi bu kaybolsun. Bekliyorum. Şimdi alt değer, yani freni bırakma değeri. 55 voltta bırak diyorum. Evet, bu parametre ayarları böyle. Şimdi biz gelelim yine 24 voltumuza, tekrar ayar yapalım. Önce üst değeri ayarlıyoruz. Uzun basıyorum.
Buna bastığım zaman ne oluyor? Düşüyor. Evet. Uzun basıyorum. 24 volt sistemde 28,5 volta. Pardon, alt değeri. Şimdi tekrar yapalım. Şu alt değeri uzun basıyorum. Bu yükseltiyor. Bu düşürüyor alt değeri. Şimdi ben uzun basıyorum. Bakın hızlı bir şekilde düşüyor. Bunu kaça ayarlayacağım? 25,5'a ayarlayacağım. Alt değer 25,5. ...25.4, 25.5. Evet, şimdi hafızaya alsın. Şimdi de üst değeri ayarlıyorum. Uzun basıyorum. Bakın önce 55.6 idi. Şimdi düşürmek için şuna basıyorum. Uzun basıyorum. Bu üst değerde 28,5 volt olacak. Yani akünün doyum noktası. Evet, 28,5 volt. Şimdi hafızaya durunca almış olacak. Şimdi kontrol amaçlı bir defa buna basıyorum. 28,5 üst değer. Gitsin, aküye düşecek şimdi. Evet, şimdi akü voltajı 21,2. Alt değere basıyorum, 25,5. Yani 25,5, 28,5 volt arası çalışacak demektir. Bu parametre ayarlarını yaptıktan sonra devremiz, kutumuz zarar görmesin diye bunu da bu şekilde koyuyoruz. Şimdi ben masa üstünde test ediyorum. Bu alternatörden gelen voltajı gösteriyordu. Pardon, en sonunda da freni indireceğiz. Bakın freni indirince alternatörümüz dönmeye başladı. Bakın şimdi 29 volt üretiyor. Bu 28. Yani bu büyük olmalı. Daima bundan büyük olmalı ki aküyü şarj edebilsin. Örneğin bunun voltajını düşürdüm. Yani devir düştü. Alternatör şu anda dönüyor. Biraz şöyle yapayım. Şöyle az çok görüyorsunuz ne kadar döndüğünü. Şu anda alternatörümüz 21 volt üretiyor. 21 volt üretiyor ama akümüzü şarj edebilir mi? Şarj etmez. Bu daima büyük olmalı. Buradan da alternatörün enerji üretip üretmediğini, yeterli dönüp dönmediğini buradan görebilirsiniz. Şimdi bakın yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Tabii benim aküler çıkma ölü akü. Şimdi bu ampermetrenin bakın 1.6 amper akülere enerji basıyor. Buradan da enerji bastığını ve voltajı görebilirsiniz. Ben biraz hızlandırıyorum. 28 tabii. Benim aküler öyle olduğu için çabuk doluyor, çabuk boşalıyor. Şöyle yaklaştırıyorum. Bakın bu daima büyük, bu küçük. Böyle olmalı. Şimdi 28,5'ta fren yaptı, bıraktı. Fren yaptığında şu ışık söner. Şimdi biraz hızlandırayım. Tekrar görün. Şu anda 2.3 amper, 57 watt enerji basıyor. Evet. Bakın, tabii akü benim ölü olduğu için çabuk doluyor, boşalıyor. Işık söndüğünde fren yapmış oluyor. Bir de burada, şunu da şöyle belirteyim. Buraya bunlar 60 wattlık iki tane halojen ampul. Bunlar 24 volt, 220 volt değildir. Özel, bakın burada yazıyor. Özel yatlar için yapılmış ampuldür. Yani 24 volt, 60 watt, 60 watt. Şimdi bu ne oluyor? Toplam 120 watt. Buradan da ampermetre üzerinden de göreceğiz. Şöyle normal çalışıyor. Bakın, şimdi ampulümüz yandı. Akülerim bak direkt 15'e düştü. Alternatör 16 volt üretiyor. Bu ne yapıyor? Şu anda aküyü şarj ediyor. Değil, etmiyor yani. Şimdi ben hızlandırıyorum. Size eğitim amaçlı bilgi vermek için bunları hem gösteriyorum hem söylüyorum.
Şimdi ben alternatörü biraz hızlandırdım. Bakın 5 ampere çıktı. 119 watt. 60 60 120. Daha tam enerjiyi basamıyor anlamına gelir. Biraz daha hızlandırıyorum. Bakın 152 watt'a çıktı. Şu anda yavaş yavaş enerji basıyor. 6 amper 7 ampere çıktı. Yani şimdi ne yapıyor bu 7 amper? Tabii buraya harcıyor enerjiyi. Bir miktarda bakın 177 watt. Bu 120 watt 50 watt'ta akülere enerji göndermiş oluyor. Ben biraz daha hızlandırıyorum. Daha iyi görün. Bakın fren yaptığında ışıklarımız sönüyor. Tabii bu çabuk girip çıkması neden? Benim akülerin ölü olmasından dolayı. Gayet güzel gördünüz. Bir de şunu anlatayım. Mesela haberlerde işte akşam fırtına bekleniyor veya yarın fırtına bekleniyor denildiği zaman bunu da manuel fren yaptırabiliyorsunuz. Bakın alternatör yavaş yavaş dönüyor. Bakın açıyorum. Tehlike geçtiği zaman alternatörümüz dönmeye başlıyor. Tekrar bakın fren yaptı ve bıraktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 volt 24 48 voltta gayet güzel sağlıklı çalışmaktadır. Gücü ise 30 amper maksimum 40 amperdir. Hepsinde de 24'te de 48'de de 12 voltta da maksimum 40 amper gücündedir. Bir de şunu size söylemeyi unuttum. Onu da izah edeyim. Bakın burada 3 tane ışığımız yanıyor. Bu ışıklar faz 1, faz 2, faz 3. Örneğin alternatörden gelen 3 kablo, 3 faz diyoruz biz buna. Örneğin şu kablo bozuk, kopuk, gelmiyor. Bakın burada ışığımız yanmıyor. Yani bu kabloyu kontrol edeceğiz. Bakın şu anda gayet güzel de şarj ediyor. Örneğin şu kablo kopuk. Bakın faz 1. Yani burada da faz 1 kablosu. Yani dolayısıyla bu ışıklarda bize alternatörün sağlıklı çalıştığını, kabloların sağlıklı olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyor. Bu da türbinden gelen, gerek su türbünü, gerekse rüzgar türbinden gelen enerjiyi gösteriyor. Bu da bizim akümüzün enerjisini gösteriyor. Bu tabii mıknatıslı, şuralarda mıknatıs var. İşiniz bitince de bunu kapatın, elektronik devre zarar görmesin. Bunlar çok önemli. Tabii hem eğitim amaçlı hem de isteyen arkadaşları da gönderebilirim. Çok kullanımı geniş amaçlı. Bu da damp rezistans su türbinleri için. Bu da tabii ayrı bir bedeli de vardır. Evet arkadaşlar sizlere başarılar dilerim.